konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu Başkanımızın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer büyükelçiler, üye ülkelerimizin kıymetli büyükelçileri, kıymetli bakanlarımız, özellikle 54. hükümetin yani D8'lerin kurulmasında büyük sorumluluk üstlenen hükümetin kıymetli bakanları, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi böyle bir münasebetle bir araya gelmiş olmamızdan dolayı hürmetle selamlıyorum. Tarihi bir yıl dönümünde ve tarihi bir mekanda bir araya geldik. Bunu biraz adet haline getirdik. Her sene Haziran ayında D8'leri hatırlamayı bir görev olarak biliyoruz. Ta ki D8'ler hakikaten etkili bir oluşum, kurum haline gelene kadar. 15 Haziran 1997 tarihinde 8 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları İstanbul'da bir araya gelmiş ve burada bu salonda tüm dünyaya D8'lerin kuruluşunu ilan etmişlerdi. Bugün bu önemli olayın, bu tarihi imzanın 25. yıl dönümünü kutluyoruz. Çeyrek asır geçmiş ama ne kadar yol kat ettik dersek maalesef bizi tatmin eden bir cevap bulamıyoruz. Biz her şeye rağmen bu imzanın, bu kuruluşun ülkelerimize, bölgemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Elbette D8'lerin hemen başında, kuruluşun başında D8'lerin kurucularına, o kuruluşta imza atan bütün liderlere teşekkürü bir borç biliyor, emeği geçenlere de elbette ve aramızdan ayrılanlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Elbette D8'leri konuştuğumuz bir yerde bu liderler arasında kıymetli hocamız, o dönemin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı özel olarak hatırlamamız icap eder kanaatindeyim. Çünkü D8'ler İslam Birliği Teşkilatı'ndan sonra İslam dünyasının somut olarak ortaya koyduğu tek küresel organizasyondur. Yine İslam dünyası açısından içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli dış politika hamlelerinden bir tanesidir. Şüphesiz bu oluşumun hayata geçmesinde en büyük emek ve pay elbette Erbakan hocamıza ait. Erbakan hocamızın sahip olduğu geniş vizyon ve ileri görüşlülük olmasaydı D8'ler diye bir kuruluş bugün olmazdı. Ben bu vesileyle bir kez daha kendisini rahmetle anıyor ve minnet ve şükranla yad etmeyi bir vazife addediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, çok kısa bir sürede ve her türlü olumsuzluğa rağmen böylesine
önemli bir politika hamlesini hayata geçirebilmek sadece üstün bir vizyon ile değil, ancak bu vizyona eşlik edecek sarsılmaz bir inanç ve irade ile açıklanabilir. D8'lerin kuruluş amacını özetlerken Erbakan hocamızın şu ifadelerini hatırlamamızı da fayda var diye düşünüyorum. Zulüm dünyası yerine yine adil bir dünyanın kurulması zorunlu hale gelmiştir şu anda. D8'ler adalet üzerine kurulu yeni bir saadet dünyasının inşasının ilk adımı, ilk çekirdeğidir. Maalesef bu zorunluluk bugün çok daha kesif ve keskin bir şekilde kendisini hissettirmekte ve İslam dünyası olarak böylesi bir vizyon ve irade yoksunluğunun bugün acı ve dramatik bir şekilde sıkıntılarını yaşıyoruz. Gerçekten mevcut dünya düzeninin insanlığa huzur ve saadet getirmeyeceği çok açık bir şekilde gözükmektedir. İnsanlık hızla büyük bir felakete doğru sürüklenmektedir. Bugün doğudan batıya, Asya'dan Avrupa'ya, Suriye'den Ukrayna'ya her yerde kaos ve gözyaşı hakim. Barışın yerini maalesef diyaloğun yerini çatışma, adaletin yerini çifte standart, eşitliğin yerini üstünlük ve tekebbür, hakça paylaşımın yerini sömürü, insan haklarının yerini baskı ve tahakküm almış bulunmaktadır. D8'ler sahip olduğu ekonomik ve stratejik potansiyelle bu kötü gidişata son verebilecek en önemli adımlardan ve adreslerden birisidir. Hatta yeganesidir şu anda. Kuruluşundan bugüne aradan geçen tam çeyrek asra rağmen bu potansiyelin doğru ve verimli bir şekilde kullanılmadığını üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim. Eğer D8'ler kurulurken sergilenen heyecan, azim ve kararlılık bu geçen 25 yıllık süreçte olması gerektiği gibi ortaya konulabilseydi, hem İslam dünyası hem de yeryüzü bugün çok ama çok farklı bir konumda olurdu diye düşünüyorum. İşte kaybedilen bu zaman ve imkanları da telafi etmek adına bugün hepimize çok daha büyük sorumluluklar düşmektedir. Artık kaybedecek tek bir gücümüz kalmamıştır. Değerli misafirler, sorumluluklarımız ağır fakat sahip olduğumuz imkanlar da o nispetle büyüktür. Yeter ki bu imkan ve potansiyeli etkin bir şekilde kullanma kararlılığını ortaya koyalım. Bakınız, D8'ler sadece bir ekonomik organizasyon değildir. Aynı zamanda Asya'dan Afrika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan bir stratejik kuruluştur, oluşumdur. Nijerya'dan Endonezya'ya, Malezya'ya, Türkiye'den İran'a, Mısır'a, Pakistan'a, Bangladeş'e kadar geniş bir coğrafya üzerine konumlanmıştır. Bu coğrafya enerji üretim alanlarının, ulaşım ve nakil yollarının tam üzerindedir. İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale'ye, Süveyş Kanalı'ndan Aden Körfezi'ne,
Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne varıncaya dek çok önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Petrol ve doğalgaz başta olmak üzere her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliği bünyesinde barındırmaktadır. Ama tüm bunların hepsinden önemlisi ise sahip olduğu insan kaynağıdır. D8 ülkelerinin nüfusu 1 milyarın üzerindedir bugün. 4 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik güce sahiptir. 7,5 milyon kilometre kareyi aşan coğrafyası ile de muhteşem bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu soruyu da kendimize sormak ve fotoğrafın acı yüzünü de ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Her türlü kaynak ve imkana rağmen İslam ülkeleri olarak neden bu haldeyiz? Neden İslam ülkeleri gelir dağılımında dünyada en bozuk ülkelerin önünde gelmektedir neredeyse? Neden en fazla ihtilaf ve çatışma İslam coğrafyasında yaşanmaktadır? Neden işsizliğin en yüksek olduğu, adalet sisteminin en sıkıntılı olduğu ülkelerin başında hep İslam ülkeleri gelmektedir? Bu tablo bizlere hiç ama hiç yakışmıyor kanaatindeyim. İnsanımız var, imkanlarımız var, kaynaklarımız var. Fakat biz neden bunları kullanamıyoruz? Bu sorunun cevabını bulmak mecburiyetindeyiz. Bunları derinlemesine sorgulamak ve problemlerimizin çözümüne hep birlikte odaklanmak bizim en önemli görevlerimiz arasında sayılır. Çünkü evini, yurdunu terk etmek zorunda kalan yüz binlerce, hatta milyonlarca masum insana karşı sorumluluklarımız var. Bombalar altında can veren emzikli bebeklere karşı sorumluluklarımız var. Kenarı Dicle'de bir kurt kapsa koyunu, gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu diyen bir inancın mensupları olarak Akdeniz'de can veren kadınlara, çocuklara, hayatının baharındaki gençlere karşı sorumluluklarımız var. Biz bu sorumlulukları görmezden gelemeyiz. Kıymetli kardeşlerim, değerli misafirler, bütün bu olumsuzluklara rağmen şunu da hemen vurgulayarak ifade etmek isterim ki asla karamsar olmamalıyız. Biz hiç umudumuzu kaybetmedik ve hiçbir zaman da kaybetmeyeceğiz. Bunu Erbakan hocamızın bir talebesi olarak söylemeyi önemli bir görev addediyorum. Erbakan hocamız bundan tam 25 yıl önce bu salonda hangi inanç ve kararlılıkla D8'lerin kuruluşuna öncülük ettiyse bizler de aynı inanç ve kararlılıkla umudumuzu zinde tutmalıyız. O Bakanlar Kurulu'nda görev alan arkadaşlarımızdan bir kısmı bizimle beraber şu anda. Sayın Cumhurbaşkanımız dahil. Biz biliyoruz ki çare bellidir, reçete bellidir. Kendi benliklerimizi, kimliklerimizi elbette koruyacağız. Kavmiyetçiliği bir kenara bırakıp yeniden kardeşliği esas alacağız. Bu bizim inancımızın temel öğretisidir aynı zamanda. Her türlü ön yargıdan,
ehliyet ve liyakata önem veren bir anlayışı benimseyeceğiz. Gösterişi değil, sadeliği, israf ve şatafatı değil, tevazuu esas alacağız. İhtilaflarımızı değil, ittifaklarımızı ön plana çıkaracağız. Coğrafyamız üzerinde oynanan sömürgeleştirme politikalarına ve entrikalarına karşı biz de stratejiler geliştireceğiz. El birliği ve iş birliği ile katma değer üreten sanayi ve teknolojilere ayak uyduracağız. Gelinen noktada ekonomik ve teknolojik kalkınmayı her İslam ülkesinin öncelikli meselesi haline getireceğiz. Buna mecburuz eğer bir mücadelede başarılı olmak arzu ediyorsak. Ekonomik, teknolojik, siyasi ve askeri alanlarda ortak ve güçlü müesseseler kuracağız. Aramızdaki ticareti güçlendirecek, bu ticareti önce kendi para birimimizle, daha sonra da oluşturacağımız ortak bir para birimi ile gerçekleştireceğiz. Ülkelerimiz arasında bilim, kültür, teknoloji paylaşımını geliştirecek, öğrenci değişim programlarını genişleteceğiz. Kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanacağız. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi ülkelerimizin refah ve kalkınması için mutlaka değerlendireceğiz. Dünyanın en verimli toprakları emin olun İslam coğrafyasındadır. Tarım ve hayvancılığı günün koşullarına göre ele alacak. Bu konuyu her birimiz stratejik bir konu olarak değerlendirecek ve buna göre politikalar geliştireceğiz. Değerli hazirun, bir kez daha ifade etmek istiyorum ki birlikten rahmet, ayrılıktan azap doğar. Hep birlikte önce ülkelerimizi kalkındıracak, sonra bütün insanlığın huzur ve saadet bulduğu yeni ve adil bir dünyayı da birlikte kuracağız inşallah. İşte D8'ler bu inancın ve bu hedefin ilk adımıdır. Bunu da hiç unutmayacağız. Toprağa tam çeyrek asır önce atılmış ilk tohumdur D8'ler ve bu tohumu biz yeniden yeşertmeye mecburuz. Biz buna yürekten inanıyor ve bu inançla bu kararlılığımızı bir kez daha ifade etmeyi görev adediyoruz. Hepimizin bu anlamda sorumluluklarımızı kuşanmanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatmayı görev adediyorum. Bugünkü topraklarımızın ülkelerimize, İslam coğrafyasına ve bugünkü toplantımızın, düzeltiyorum, İslam coğrafyasına ve tüm yeryüzüne hayırlar getirmesini, barış ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Katılımlarınız için hepinize bir defa daha teşekkür ediyorum. Her zaman Erbakan hocamızın ifade ettiği bir cümleyi de, bir kelimeyi de burada deyimi ifade ederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Hocamız çok sık tekrar ederdi, zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.